Kıyafetten başlayalım. Evet. Böyle kıyı takıyorum. Evet. Ya bir kere Ayakta Gazete Ödülü'nü çok önemsiyorum. O yüzden de yayın sonrasında hemen özenle hazırlandım. Ve geceye katıldım. Bir de çok özledik aslında. Ya bu tarzda bir arada olmayı. Çünkü korona biliyorsunuz ki o hepimizi ayırdığı için maalesef şartlar gereği ve hepimizin kuralları buyduk ama o bir arada olmak o kadar kıymetli bir şeymiş ki biraz önce buradan gelirken anlattım. En çok mesela en çok neyi özlediniz? Ya ben neyin değerini anladım? Ya ben durumdan çok hoşnuttum açıkça söyleyeyim. Şöyle hoşnuttum. Hep evde olduğum için çok mutluydum. Çalışmaya da devam ettim. Aslında benim için de yayıncı olarak da çok kolay bir süreç değildi her gün. Hem hastalık riskini taşıyordum ama çok önemli önlemler aldım kanal olarak bu anlamda. İşte testli olmaları, insanların hastane testleri programlarını kanalları gerekiyordu. Valla ben korona sürecinde sıkıldım mı desem, hayır sıkılmadım. Okumadığım çok kadar kitap okudum. Hafta sonu çocukları oradan oraya gitmediğimiz aktiviteler olmadığı için açıkçası kendi adıma birazcık mutluydum. Yani o dinginlik bence bütün dünyaya çok iyi geldi. Çünkü bir ara çok hızlı koşuyordum. Yani çok hızlı hareket ediyordum. Biraz yavaşlamaya ihtiyacımız vardı. Sanırım bu hastalık ve salgın bize, evet tamam hayat çok güzel akıyor ama biraz sakinleşin, öz değerlerinize ve ailenize dönünü hatırlattı. Ben öyle bakıyorum. Vallahi mesajlar vermiş oldu yani. Ama ailesi olan çocuklar, çocuk olan aileler için de hep avantaj oldu dediğiniz gibi. Ya tabii şimdi çocuklar eğitim hayatına devam ederken kontrol genelde okulda oluyor. Biz ne kadar veliler, bebeğinler olarak onların derslerini, ödevlerini ve sistemlerini takip etsek de ama bu sefer ne kadar online eğitim de olsa çocukları evde o eğitim sürecinde masanın başında oturtmak ilk başlarda yani hiçbir ebeveyn için çok kolay değildi. Bunlar da o sürece alıştılar. Hepimiz o süreci yönetmeyi öğrendik. Hatta benim bir ara evde de eğitim oluyormuş gibi bir düşüncem oldu ama çocukların tabii ki sosyalleşmeleri gerekiyor. Bunun yeri bambaşka. Yani oradaki arkadaşlıklar, o sosyal ilişkiler, o grup ilişkilerini çok önemsiyorum ama hani bu dönemde bence deneyimledik, yaşadık. Hepimiz için zor bir deneyimdi ama Allah'a çok şükür ki aşılar çıkınca hepimiz Program devam ediyor. Program yoğun devam ediyor. Konuklarımız, sorunları ve onların çözümleriyle biz bir ekip olarak kocaman bir aileyiz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Sağ olsun seyircimiz de bizi bu konuda yalnız bırakmıyor. Şimdi şu şahı çıkan haberler oluyor. Şimdi şu şahı programlara kaldırılacak. Ya bu haberlerin hepsi de çıkabilir ama ben hep şunu söylüyorum. Bir yayıncı olarak ikili bir yayın yaptığınızda, yaptığınız işin hakkını verdiğinizde oraya çıkan konunun, yani konu ne olursa olsun, onu seyirciye iyi anlattığınızda ve sorunun değil de çözümün bir parçası olduğunuzda çok da kendimi üzmedim. Çok fazla program var ve rekabet fazla. Rekabet güzel bir şeydir. Yani var bütün, mı rakip? Ya şöyle, rekabet her zaman güzeldir. Her insan için güzeldir. Sizi bir kere dinamik tutar. Sizi çok ayakta tutar ve her zaman atakta olmak şeyini hissedersiniz, duygusunu hissedersiniz. Bence tüm çalışan arkadaşlarım hepsi çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu iş gerçekten çok büyük bir emek istiyor. Hepimiz de işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bence rekabet o aradaki tatlı bir duygu yani. Onun çok ötesine geçeceğini sanmıyorum. Bir cümleyle sizin için başarının sırrını. Çok çalışmak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.